bin yıllık belki bir geçmişten gelen bir kültür var. Onu bir anda yok saymak doğru değil. Belki önümüzdeki dönemlerde Cumhurbaşkanı'nın seçimle iş başına gelmesi, başkanlık sistemine geçiş gündeme geldiği takdirde valilerle ilgili bu konuyu da daha ciddi tartışacağımızı düşünüyorum. Bugün valilerin seçimle iş başına geldiğini düşündüğümüz zaman şu anki il idaresi kanununa göre valiye tanınan yetkilerle arkadaşlar valinin şu andaki kanunda yazan yetkisi kullandığımızı söylemiyorum. Önemli bir kısmını kullanmıyoruz. Şu andaki kanundaki yetkilere baktığımız zaman Cumhurbaşkanı'ndan daha yetkiliyiz. Bakanlardan daha yetkiliyiz. İllerde iki şey var, yapı var. Belediye, vali. Bana göre biraz fazla gibi geliyor. İkisini birleştirip bir valilik sistemi adı altında seçimle gelsin. Ama Ankara'nın da ciddi bir denetim mekanizması olmak suretiyle bu yapı başarılı olabilir. Ama Türkiye'nin özel durumu var. İşte Güneydoğu meselesi şu anda hepimiz o sıkıntıyı yaşıyoruz. Bazı büyükşehir belediyeleri işte terörün finansmanında önemli bir aktör durumunda belediyeler. Valiliklerin de öyle bir yapıyla geldiğini düşündüğümüz zaman küçük küçük devletçikler de olabilir. Türkiye'nin tabii böyle bir sistem değişikliği yaptığı zaman o mekanizmayı merkez taşra dengesini çok iyi kurmamız gerekiyor. Aksi takdirde tarihte yaşadığımız bazı sıkıntıları da şimdi yaşayabiliriz diye düşünüyorum.